Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün yayınımızda çok önemli bir misafirimiz var. Soy ismiyle müsemma, aynı zamanda iyi bir hayvansever Agop Kuyumcuoğlu. Kendisi mücevher tasarımcısı ve kuyumcu. Sokak hayvanları için, engelli hayvanlarımız için yürüteç yapıyor. Kendisi yapmış olduğu sosyal sorumluluk faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Agop Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Agop Kuyumcuoğlu. 45 senedir mücevher sanatıyla uğraşıyorum. Ama ayrıca 8 senedir de çok anlamlı bir mücadelem var. Sakat yavrularımıza, feş kalmış kedi ve köpeklerimize yürüteç yapıyorum. Onların yerde sürünmelerini engelliyorum. Yeniden koşup oynamalarını sağlıyorum. Hayata tutunmalarını sağlıyorum. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli faaliyete ne zaman başladınız? 8 sene önce. Peki sizi bu işlemleri, bu uygulamayı yapmaya iten şey ne oldu? Tamamen tesadüf eseri bu olay karşıma çıktı. Biz Beykoz'da her pazar günü 1000 tane köpeği beslemeye gidiyorduk. Orada 40'ar 50'şerli gruplar halinde köpekler vardı. Hepsinin ayrı ayrı bölgeleri var. Kimse kimsenin bölgesine girmez. 200-300 metre arayla gidiyorduk. Hepsinin durağına gidip onları besleme yapıyorduk, seviyorduk. Hasta olanları alıp veterinerlere götürüyorduk falan. Orada bir grup vardı. Dilek Hanım diye bir hanım ve grubu vardı. Onlar insan yardımı olmadan yaşama tutunması mümkün olmayan sakat, topal, kör, hasta hayvanları sahipleniyorlardı. Aynı zamanda tedavileri yaptırıp sahiplendiriyorlardı falan. Bana bir gün dedi ki Dilek Hanım, Agop Bey dedi, biz dedi bir kermes düzenliyoruz sokak hayvanlarını yardım için dedi. Bize gelir misiniz? Tabii dedim, şeref duyarım dedim. Gittim, bir baktım masanın üstünde 3 tane kedi var. 3'ü de kedi kutusunda. Ama şekilleri böyle değişik, biraz belli ki sakatlar. Zaten onlar sağlam hayvan almazlar. Onlar üstlenmezler, sahiplendirmezler. Dilek Hanım dedim, yavrularınızı sahiplendirdiniz galiba dedim. Evet dedi, birazdan da gelip alacaklar falan dedi. Bir baktım onların yanında işte bu değil tabii ki. Bundan çok garip böyle daha eski püskü bir şey. Bu ne dedim. Bu dedi yavrularımızın dedi yeni baştan kalkması, koşup oynaması için bir aparat dedi falan. Bir tane var dedim, 3 tane kedimiz var dedim. İlk gelen alacak dedi. Allah Allah, üzüldüm yani. Niye, ötekilerin ne günahı var falan. Peki niye bir tane var dedim, Türkiye'de yok ki bu dedi. Yurt dışında dedi, bunda bir işçimiz zaten Almanya'da yolladı dedi. Seneler önce dedi, o kullanıyor, ona veriyor, o kullanıyor falan. Eski bir şey, yırtılmış falan. Çok üzüldüm falan. Bir baktım böyle elime aldım falan. Dilek Hanım ben dedim, bunu yaparsam size faydam olur mu dedim. Tabii faydanız olur. Bırakın bana dedi, yavrularımıza faydamız olur dedi. Siz dedim bu nereye gidecek? İşte gelen ilk gelecek olan Edirne denmiş. Ben dedim adresi verin, bana bunu bir verin, ben bunun daha iyisini yaparım falan dedim. İşte atölyeme geldim. Yaptım, inanılmaz güzel oldu. Hemen Dilek Hanım'a resmini yolladım. Oo, havalar uçtu falan, nasıl yaptınız, nasıl ettiniz bilmem ne. Ya Dilek Hanım dedim, biz mücevher altını dedim, altın külçe altını önümüze koyuyoruz. Çalışmalarımızda ondan en nadide parçalar, nadide mücevherler yaratıyoruz dedim. Bu ne ki bizim için dedim falan. Öyle başladık. Hadi ilk gün bari dedik Türkiye'de yoksa paylaşalım da birkaç kişi, 20-25 kişinin ihtiyacı varsa sağlayalım falan derken 700 tane oldu işte artık. Ondan sonra biz öyle 25 tane bırakalım dedik ama tabii bırakmak söz konusu değil. Çünkü her yaptığım yürüteçte o yürüteci bekleyen ve yeni baştan koşup oynayacak olan canlar var. Onun için de ona aralıksız devam ediyoruz. Şu anda işlerimiz çok yoğun. Ayda 12-13 tane, 14 tane yapıyordum. Şimdi 2-3'e düştü ama yine yeni baştan bu mevzuları oturtursam yine tam faaliyet yavrularımızın hizmetinde olacağım. Yapmış olduğunuz yürüteçleri zannediyorum gönüllü olarak yapıyorsunuz. Tabii tabii, kesinlikle. Hiçbir ücret almıyorum. Peki yürüteç yaptırmak isteyenler engelli kedilerimize ve köpeklerimize size nasıl ulaşabiliyorlar? Valla şu ara ulaşıyorlar ama 10 kişi ulaşıyorsa 1-2'sini yapabiliyorum. Diğer arkadaşlarımız var, bazı kardeşlerimiz var yapan ama onlara yönelin diyorum. Şu anda ben çoğunlukla yapamıyorum. İşlerimin aşırı yoğun olmasından ama diyorum onlar da mesajlara falan bakmıyorlarmış. Bana dönüş yapıyorlar. Ben de çok üzülüyorum tabii. Elimden geldiği kadar. Bana zaten Facebook'tan ulaşıyorlar. Hepsi tanırlar. Yani tanıyan başkasına tavsiye ediyor falan bir şekilde. Beni illa buluyorlar. Peki Agop Bey, yapmış olduğunuz bu çalışmaları tek başına mı yapıyorsunuz yoksa bir ekip ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Şöyle, bunu demir tellerden yapıldığı için ve çok hafiftir bu. Kuş gibi. Çünkü bir kedinin taşıyabileceği bir ağırlık vardır. Bunu Rami'de bir fabrikaya yaptırıyorum. Şu kasasını yaptıktan sonra boyasını falan yaptırıyorum. Ondan sonra bununla evet kumaşlarını ben kesiyorum, diktiriyorum. Tekerlekleri, montajları falan her şeyi ben yapıyorum. Ama bunu ben tamamen su borularından kendim yapıyorum. Bununla kimseye ihtiyacım yok. Mesela orada gidiyorum, orada rica ediyorum. Allah razı olsun, onlara da yardımcı oluyorlar. Bunu yapmak için birilerine ihtiyacım var. Bu bizim kaynaklarımız gümüş ve altın kaynak. Bunlar demir olduğu için. Bunlara adamlar o kadar büyük sistem ki bir dokanıyor kaynağı zırh gibi yapıyor. Bunu yere düşse de bir şey olmaz. Yani bu hiçbir şey olmaz. Ama bunu tamamen kendim su borularından ne yapabilirim dedim acaba dedim. Yani köpekler için hafif ve sağlam olabilecek ne olabilir dedim. Aklıma bu geldi, bu da kuş gibi. Vallahi bir kadıncağız vardı Kadıköy Moda'da. Yurt dışından bir yürüteç getirmiş. Metal yurt dışından. İyi de para vermiş. Şimdi zaten yurt dışından getirilen köpek yürüteci 25-27 bin lira arası. Yani neredeyse $1000.
Kadın o kadar ağır ki zavallı kullanamamış. Benden rica etti birisinin vasıtasıyla. Yaptım bunu. Kuşlar gibi uçuyor hayvan. Daha 4 senedir kullanıyor. Alt tarafı boru diyorsunuz ama işte esas görüntüde bir şey yok. Yaptığımız emekte de bir şey yok ama onların yaşam kalitelerinde inanılmaz bir farklılık yaratıyor. Ben bazen gidiyorum işte burada İstanbul'da ölçülerini almak için falan bakıyorum. Köpek böyle hüzünlü hüzünlü duruyor. Kendisinin ne durumda olduğunu farkında. Ölçüsünü alıyorum, ayağını alıyorum, belini alıyorum falan. Hiç oynamıyor falan. Diyorum ki kulağına, bir tanesinin Kadir Has Üniversitesi'nde orada bir yavrumuz vardı. Ben ayrıca Kadir Has Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın ortak çalışması, 3 senelik bir çalışmasından sonra Türkiye'de yaşayan 18 usta azenisi, ustalardan biriyim. Onlar beni oradan tanır. Kulağına eğildim, bak yavrum dedim, ben sana öyle güzel bir şey yapacağım ki, öyle güzel bir araba yapacağım ki artık bu kötü günlerini geride bıraksın dedim. Bir hafta sonra yaptım, götürdüm, gene aynı duruş duruyor. Kaldırdık, yürütece koyduk zavallıya, öyle duruyor. Arkadan biraz ittik refleks yapsın diye, o kadar yürümeyi unutmuş yani zaten. Arkadan isince mecburen ön ayakları hamle yaptı düşmesin diye. Aa baktı ki yürüyor, yürüyor, yürüyor. Bir baktım bir anda sapandan çıkmış taş gibi böyle, nasıl koşuyor, nasıl, onu da yollarım size. Suratında bir çocuk, şımarık çocuk. Ya bu dünya işte dünyalara değer ya. Her şeye değer yani. Bunun... Emeklerinize sağlık ustam. Bariyle pulla bir alakası yok. Yani bunun manevi hazzı, ben çok böyle maymun iştahlı bir insanım. Her şeye severek başlarım. Yağlı boya resimler yaptım. Onları zihinsel özürlü çocuklar, açık artırmalara koydular. Zihinsel özürlü çocuklar derneğine bağışladım. Bağlama çaldım, bıraktım. Onu yaptım, bıraktım. Ama bunu bırakamıyorum. Çünkü bu hobi değil. Bu bir zorunluluk yani. Biliyorum ki bağlamaya çalışsam orada kalacak. Ben kendime zevk alacağım, dinleyen zevk alacak. Ama bu bir can meselesi. Bunu biliyorum ki ona ulaştığı zaman bir can daha yerlerde sürünmekten kurtulacak ve yeni baştan koşup oynayıp hayattan keyif almaya başlayacak. Onun için bu apayrı bir şey. Yani bunun sonu yok. Peki yoğun bir tempoda çalıştığınızı biliyoruz. Aynı zamanda kuyumculuk sektöründe aktifsiniz, yönetici pozisyonunda çalışıyorsunuz. Yıllarınızı bu mesleğe vermişsiniz. Bir rütüç yapmanız ne kadar vaktinizi alıyor? O işin durumuna bağlı. Çok acil işler. Biraz onu yapıyorum, biraz onu, ama yani normal rahat bir yol şey olacak olsam 2 günde, 3 günde köpek yürütecini yapıyorum. 1-1,5 günde de kedi yürütecini yapıyorum. Peki bize biraz kuyumculuk yönünüzden bahseder misiniz? Ne zaman başladınız bu meslekte? Ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz? 15 sene önce babacığım ben artık okumayacağım dediğim zaman elimden tuttu. Beni çarşıya getirdi. Getiriş o getiriş. Yaşım 63. Kopamadık buradan. Kopmak da istemiyoruz tabii ama burası bizim bir mabetimiz. Yani emekli de olsak biz buradan uzak kalamayız. Bizim burada bir dünyamız var. Bizim burada bir çevremiz var. Sevenlerimiz var. Sevdiklerimiz var. Bir de buranın ayrı bir sihiri var yani. Büyüsü var. Ben evden haldır haldır çıkıyorum. Saat 6:20 geçe 7'de buradayım. Çıraklar bile 8:30'da falan geliyorlar. Ben buradayım. Allah bizden bu gücü esirgemediği sürece buralarda ekmeğimizi de kazanıyoruz. İyi şeyler de yaptığımıza inanıyorum yani. Peki sizin gibi bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde bulunacak olan kişilere neler söylemek istersiniz? Bu adıma başlamaları için neler tavsiye edersiniz? Valla bugüne kadar 40 tane gence öğrettim. Bazıları diyorlar ki ya Agobus'ta ya sanki ben Mışı tekelimi almışım gibi. Agobus'ta bize de öğret falan. Tabii gençler diyorum. O zaman benim atölyem ufaktı. 5-50 gruplar halinde atölyeme çağırdım. Onların yanında yaptım, numune verdim. Şöyle tamam ustacığım işte bir tane yapıp en kısa zamanda getiriyoruz falan. Şudur budur. 40 tane gence öğrettim. Böyle büyük bir merakla da bekledim. Ama ne gelen var, ne giden var. Ne bir tane yaptık Agobus'ta. Bunda bir yanlışlık var mı? Neresi yanlış? Doğru olmuş mu? Kimsenin sorduğu yok. Herhalde gençler bu işe bir özeniyorlar. Ama bakıyorlar ki kendilerine zaman ayıracak zaman kalmıyor. Bilemiyorum işte. Sonradan vazgeçiyorlar. Ben istiyorum ki tabii yani ben bir yerde artık emekli olacağım bu konuda da, buradan da. Ama olmadan da birilerine, arkadaşlarım diyor ki Agop sen bunun patentini al diyor. Hemen ticaret kafalı düşünüyor. Yarın bir gün diyor bunu biri yapar diyor, ben yaptım der. Yapsın dedim. Benim bundan ticari bir beklentim yok ki. Biri hemen yarın çıksın aynısını yapsın, bunu ben yaptım, ben çıkardım bunu desin. Ben gene ses çıkarmam. Bana ne yani, yeter ki bu canlara yardımcısı olsun. Yani benim kazanç beklentim yok, bir şey beklentim yok. O canları mutlu etmek için tamamen mücadelemin peşindeyim. Başka bir şey umurumda değil yani. Agop Bey, yapmış olduğunuz bu kıymetli çalışmalar için size çok teşekkür ediyorum. Evet, eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Sizler de geldiniz buralara kadar. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. En azından bu yavrularımızın durumlarını sizin sayenizde büyük kitleler öğrenecekler, bilecekler. İnşallah birileri bu işi öğrenirler ya da ben bunu öğrenmek istiyorum derse başımın üstünde yerleri var. Gelirim, bir yerlerde gösteririm. Orada beraber yaparız. Yeter ki bu canlar... Yani çünkü neden? Resul Bey, bu canları hiçbir zorunlulukları yokken, sokaklardan sakatken alıp bağırlarına evlat gibi basan melekler benim için kanatsız melek. Yani dünyanın hiçbir yerinde bizim insanımız gibi bu tarzda bu canlara sahip çıkan insanlar yoktur. Amerika'da bile sağlam bile olsa sokaklarda olan bir köpeğe 20 gün içinde sahiplendirdiler, sahiplendirmediler, uyuturlar.
Otanaz yaparlar. Sapa sağlam. Bu kadıncağızlar zaten benim yaşlarımda emekli maaşıyla geçiniyorlar. Şimdi buna nasıl 27 bin lira versinler? Bir de kalkmışlar o canı almışlar. Zaten emekleri maaşlarının yarısını buna harcıyorlar. Buna nasıl 27 bin lira? Buna, bu 10 bin lira, 8 bin lira. Böyle bir şey 8 bin lira olur mu ya? Bu ne ki? Tel ya bu. İnsaf yani. Onun için ben zaten bu mücadelede en büyük bana güç veren meleklerimize yardımcı olma çabası. Çünkü en azından dedim madem ki bende bu kabiliyet var. Ayrıca da çok kabiliyet gerektiren bir şey değil. Madem ki ben bu işi yapabiliyorum. Bari dedim en azından bu kedi köpek yürütecinin maddi külfetini onların omuzundan alayım. Onlar da bari bu konuda rahatlasınlar. Ayrıca işte mücadelemin büyük bir kısmı da bu yönde. Emeklerinize sağlık efendim. Sağ olun, var olun. Sizin de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.